Öncelikle ameliyat olunması gereken yer multidisipliner çalışan bir yer olması lazım. Obezite cerrahisi ekibinde genel cerrahi, endokrinoloji, psikiyatri, psikolog, diyetisyen mutlaka olmazsa olmaz gereken bölümlerdir. Bunun dışında ihtiyaç duyduğumuz zaman göğüs hastalıkları, radyoloji ekibi, kardiyoloji ekibinin de donanımlı bir şekilde hazır olunması uygun olacaktır bu hastanede. Aynı zamanda hastanenin donanımının da obezite cerrahisine uygun olması lazım. Yoğun bakım yerinin yeterli olması ve yoğun bakım şartlarının uygun olması gerekiyor. Herhangi bir komplikasyon durumunda müdahale edilebilecek bir girişimsel radyoloji ünitesinin olması lazım. Ameliyat öncesinde ya da sonrasında mutlaka elimizin altında kaliteli, güvenilir bir endoskopi ünitesinin olması lazım. Aynı zamanda hastanenin fiziki koşullarının da obezite cerrahisi geçirecek hastaların sosyal yaşamına da uygun olması lazım. Örnek veriyorum, hasta odalarındaki yataklar obez bir insanın yatabileceği kadar genişlikte. Tuvaletteki klozetler obez bir insanın oturabileceği düzeyde olması lazım. Ameliyathanedeki ameliyat masaları çok ağır yükleri kaldırabilecek özel ameliyat yataklı masaları olması lazım. Bütün bunlar hastanenin bu anlamda obezite cerrahisine bakışıyla alakalı bir durumdur. Aynı zamanda hastanede ameliyat sırasında kullanılacak teknik donanım da altyapı olarak oldukça yeterli durumda olması gerekiyor. Çünkü bu anlamda teknoloji her zaman ilerliyor. Bu teknolojiyi takip eden bir merkez olması lazım. Bunların dışında tabii ki cerrahın tecrübesi de son olarak oldukça önemlidir. Ekip olarak çalışılması ve tecrübeli bir ekibe ameliyat olunması bu anlamda önemlidir.